İsmim Ercan Avşar, Kırşehir'de kombi teknik servis olarak hizmet vermekteyim. Kombilerimizde kullandığımız oda termostat dediğimiz bir cihaz vardır. Bu cihazın kullanımında hem oda termostatı hem de petek termostatı olmak üzere iki tane termostatımız vardır. Oda termostatı biz genellikle bu tarz evlere tavsiye ediyoruz. Dış cephe yalıtımı çok güzel, izolasyonu çok güzel evlere oda termostatı tavsiye ediyoruz. Oda termostatının mantığı nedir? Odanın sıcaklığını algılayarak 0.1 hassasiyet oranında sizin istediğiniz ısı oranını kendi hafızasında ayarlayarak sizin ısınmanızı sağlar. Oda termostatı olmayan evlerde ise peteklerin içerisindeki su soğuduğunda kombi kendini çalıştırır ve odayı ısıtır. Haliyle oda termostatı olduğu zaman içerinin ısı derecesi daha yavaş düştüğü için termostat kombiye çalışma oranında biraz daha geç çalıştıracaktır. O yüzden biz dış cephe yalıtımı sağlam, kombileri hani yoğuşmalı olursa daha güzel olur tabii ki. Kombilerde yoğuşmalı ise oda termostatını tavsiye ediyoruz. Lakin dış cephe yalıtımımız yok, camlarımız primapen değil. Burada oda termostatının herhangi faydası yoktur. Oda termostatı taktıracağımız evlere biz en başta dış cephe yalıtımlarının çok güzel olmasını söylüyoruz. Efendim söyleyeyim, kombileri yoğuşmalı olursa daha çok kar edeceğini söylüyoruz. Bir de petek termostatı vardır. Petek termostatı da peteklere takılır. Tabii petek termostatının da aynı şekilde izolasyonun sağlam olması gerekiyor. Bize müşterilerim soruyor, peteklere termostat taktırsam yakıtım daha az gelir mi? Gelir ama şöyle bir şey var. Petek termostatı biz merkezi sistemlere, yani Kırşehir'de mesela Bağbaşı'nda veyahut da bu şekilde merkezi sistemde kullanılan TOKİ'lerde tavsiye ediyoruz, kullandırıyoruz. Zaten buralarda mecburi. Merkezi sistemi haricinde oda petek termostatının çok bir karı var mı derseniz yok. Hani bizim kendi düşüncemiz olarak söylüyoruz, kendi gözlemlerimiz olarak söylüyoruz. Ama oda termostatının karı vardır. Oda termostatı odanın sıcaklığını algıladığı için kombiyi hem bekletir hem de dinlendirir. Oda termostat taktığınız bir eve petek termostat takılabilirsiniz. Bu daha da güzel olur. Ama oda termostatın takılacağı evin en başta izolasyonu, primapenleri, bunların çok güzel ve sağlam olması gerekiyor ki içeriye soğuk havanın girip oda termostatının çalışmasına sebep olmasın. Bu yüzden oda termostatı kullanan müşterilerimiz içerideki sıcak havanın saklamasını, içerideki sıcak havanın muhafaza etmesini iyi bilmeli. Oda termostatı varken atıyorum sabahları evde temizlik yapılırken kapıdır, penceredir açılıyor. Bu kapı pencere açıldığında bu termostat kombiye devamlı çalışma talimatı veriyor. O yüzden oda termostatı takılan evlerde içeriye havalandırma olayını biraz daha az yapabilmemiz gerekiyor. Ve şunu yaparsa hani müşteri daha güzel olur. Oda termostatlarının özellikleri vardır. Sabah ayarı, akşam ayarı, gece ayarı. Tabii çok çeşitli oda termostatı var. Bunları ayarlayabilirse, oda termostatını kullanabilirse gerçekten yakıtta çok tasarruf olur. Biz her müşterimize oda termostatını tavsiye ediyoruz. O yüzden oda termostatının anlamı şuna gelir. Evimin izolasyonu güzelse, kombim de yoğuşmalıysa hele hele oda termostatında ben %30'luk kar edebilirim.